Hocam, Türkiye hazır mısınız? Bir şey söyleyeceğim. Az önceki o eli versiniz evet, arkadaşlar. O eli versin. Hocam bir şey söyleyeceğim. Gökmen abicim bak, temin söylediğim bir şeye lütfen, yani ben ona, Ahmet Hoca'yı çok severim. Yani ben buna karşıyım. Sen dedin ya temin, işte Cüneyt Çakır'a karşı bir şeyiniz var. Kıskançlığınız falan dedin. Ahmet Hoca'ya haksızlık ettin. Hı. Ben burada şahidim ki, yani sen aramıza şeref verdin, hoş geldin. Yani bir sene oldu geleli. Fakat Ahmet Hoca burada 5 senedir benimle kavga ediyor. Ben 5 senedir Cüneyt Çakır'a Türkiye'nin en tehlikeli, en ayyamcı hakemi diyorum. Bütün bu futbol olaylarını o dizayn ediyor diyorum. Türk futbolundaki işleri diyorum. Yani o kadar iddialıyım. Ve 5 senedir Ahmet Çakar bana burada Cüneyt Arkın'ı... Cüneyt Arkın, evet. Cüneyt Arkın gibi oynuyor. Hakikaten oynuyor. O da Türk futbolu. Birisi Battal Gazi Malkoçoğlu'nu oynuyordu. Bu Cüneyt Çakır da Türk futboluyla oynuyor. Aynı Malkoçoğlu gibi. Aynen. Her kritik kararda... Abi bir dakika. Bir şey söyleyeyim abi. Ama ben seni kesmedim bak. Gökmen abi. Baksal mı bunlar ya? Gökmen abicim bak. Buradaki başkanı takip etmiyorlar mı? Gökmen abicim bak, ben sana saygılı dinledim seni, sen de beni dinle. Bak Cüneyt Çakır'ın son 10 yılına bakın. Türkiye'deki şampiyonluklara, kupalara, düşmelere tayin etmiş hep verdiği kritik kararlarla, tartışmalı kararlarla. Şimdi ben bütün bunları burada haykırırken, benim gibi Sinan da Cüneyt Çakır'ın açık açık eyyamcı olduğunu çok defa söyledi burada. Allah'a var. Ve Ahmet Çakar'a saldırdık biz. Ahmet Çakar, hatta dedim senin oğlun mu bu Cüneyt Çakır? Hep onu savundu. O Türkiye'nin yüz akıdır. Avrupa'daki gururumuzdur dedi Cüneyt Çakır için Ahmet Çakar. Şimdi onun için Ahmet Çakar'a haksızlık ediyorsun. Sıkıntılı gün geliyor. Aynen.